Esselamu aleyküm. Tüm izleyenlere hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. Bilindiği üzere döviz kurlarının astronomik artışı birinci gündem maddesi haline gelmiş durumdadır. Yıllık 50 ila 60 milyar dolar dış ticaret açığı olan, yerli ürün üretirken dahi %82 oranında ithal ham madde ve malzemeye bağımlı olan bir ülkenin ekonomisi, ithalata bağımlı bir ekonomidir. İthalata bağımlı olmak da sürekli olarak yüksek miktarda döviz ihtiyacı, döviz talebi demektir. Kaynak ihtiyacının sürekli olarak kısa vadeli ve yüksek faizli dış borç ile karşılandığı bir ülkede, dış borç geri ödemesi zorunluluğu nedeniyle oluşan yüksek döviz talebi de yine kurların yükselmesine sebep olmaktadır. Ülke olarak 12 ayda 193 milyar dolar dış borç geri ödemesi yapmak zorundayız. Ayrıca yine 12 aylık sürede 50 ila 60 milyar dolar bulup dış ticaret açığını finanse etmek zorundayız. Bu da 12 ay içerisinde neredeyse 250 milyar dolarlık bir döviz ihtiyacı demektir ki böylesi bir talep elbette ki dövizin sürekli yükselmesine neden olmaktadır. Yani dövizin yükselmesinin sebebi borç, faiz ve beton çimento ekonomisidir. Bu temel sebeplerden dolayı döviz kurları sürekli artmaktadır. Dövizdeki bu artışta 450 milyar dolarlık dış borcumuz ve döviz kuruna endeksli yap işlet devret antlaşmaları hesaba katıldığında sadece şu son bir haftada ülkenin, milletin üzerine 2 trilyon liraya yakın ilave maliyet ve borç artışı demektir. 450 milyar dolar dış borcu olan bir ülkede döviz artarsa artsın bize ne denilebilir mi? Dolardaki her 1 TL'lik artış dış borcumuzu tam 450 milyar lira, neredeyse yarım trilyon lira arttırıyor. Buna ilaveten döviz kurunun artışı ülkemizde olduğu gibi ithalata bağımlı bir ekonomide doğrudan doğruya hayat pahalılığı ve enflasyon demektir. Ülke olarak, millet olarak bu acı gerçeği yaşayarak görüyoruz. Gerçek enflasyon %50 seviyesine gelmiş durumda. Ve döviz kurundaki artış devam ettikçe enflasyon da artmaya devam edecek. Hatta Allah vermesin böyle giderse 3 haneli enflasyonu yaşamaya başlayabiliriz. Yıllarca eski Türkiye'de gıda kuyrukları vardı dediler. Geçen sene şahit olduğumuz tanzim satış kuyruklarıyla ülkemiz geçmişle benzer bir noktaya gelmiş oldu. Avrupa'da raflar boş, bizde raflar dolu dediler. Evet, bizde raflar dolu olabilir ama bizde de cepler boş, cüzdanlar boş olduğu için rafların dolu olmasının bir faydası olmuyor. Yine yıllarca eski Türkiye'de karneyle alışveriş yapılıyordu dediler. Şimdi son devalüasyonla marketlerde en temel gıda maddeleri kişi başına belli bir miktarı geçmeyecek şekilde kotayla satılmaya başlandı. Ve bir kez daha o meşhur eski Türkiye ile aynı noktaya gelmiş olduk. Eğer döviz kurlarındaki astronomik artış nedeniyle 3 haneli enflasyon noktasına gelirsek, yeni Türkiye eski Türkiye'den dahi beter bir noktaya gelmiş olacak, Allah göstermesin. Bu tablo karşısında ne olacak efendim? Biz de soğan ekmek yeriz diyenlere, Türkiye'de milyonlarca insan için artık soğan ekmeğin dahi satın alınamayacak noktaya geldiğini hatırlatmak gerekir. 2 kilo et alacağımıza yarım kilo et alırız diyenlere de, bu ülkede milyonlarca insanın bırakın yarım kiloyu 100 gram eti dahi satın alamayacak noktada olduğunu hatırlatmak gerekir. Bütün bu manzara yıllardır söylediğimiz gibi borç ve faiz ekonomisinin acı sonucudur. Beton çimento ekonomisinin acı sonucudur. Sıcak paraya, borca, krediye dayalı swap antlaşmalarıyla döviz açığını kapatmaya, günü kurtarmaya yönelik, üretmeden tüketmeye yönelik ekonomi uygulamalarının acı sonucudur. Bu manzara 19 senede sanayi üretiminin milli gelir içindeki payını %24'ten %40'a çıkaracakları yerde tam tersine %20'ye düşürmelerinin, tarımsal üretimin milli gelir içindeki payının %12'den %20'ye %30'a çıkması gerekirken tam tersine %12'den %6'ya düşmesinin bir sonucudur. Üretim olmadan Türk lirası değerlenemez, ihracatı olmadan Türk lirası değerini koruyamaz. Eğer bu krizden çıkmak, Türk lirasının değerini korumak istiyorsak, enflasyondan kurtulmak istiyorsak, ülkemizde üretim iklimini oluşturmamız, üretim kapasitemizi arttırmamız, üretmemiz, ihraç etmemiz, dış ticaret açığımızı kapatmamız gereklidir. Kaynak ihtiyacımızı da dış borçla karşılamak yerine milli kaynak paketleriyle karşılamamız gereklidir. Bu adımları atacak olan da geçmişte olduğu gibi bugün de milli görüştür, yani yeniden Refah Partisi'dir.